Sizlere bu zamana kadar Almanya'daki yaşam üzerine, iş hayatı üzerine onlarca video yaptım. Bugün de sizlere Almanya'daki ölüm üzerine, öldükten sonraki süreci anlatmak için bir video daha yapmak istedim. Sizler de biraz önce gördünüz mezar taşlarını, mezarlıkları, bulunduğumuz alandaki atmosferi biraz önce sizler de şahit oldunuz. Çoğunuz şu an şu düşünceye sahiptir. Bu mezarlar neden bu kadar küçük? Çocuk mezarı mı? Diye kendi kendinize sormuşsunuzdur. Almanya'da öldükten sonra çeşitli gömülme yöntemleri var kardeşlerim. Onların inancına göre insanlar yakılıyor ama yakıldıktan sonra da işte o süreç başlıyor. Bu süreç nasıl işliyor? Ufaktan sizlere de bunu anlatmak istedim. Kanalıma, gönlüme, bulunduğumuz mekana hepiniz hoş geldiniz. Almanya'da Bremen şehrinde bir mezarlıktayız. Almanların mezarlığındayız. Allah'ımıza çok şükür Müslüman mezarlığı da var Bremen'de. Oradaki mezarlıklar da bir daha farklı. Ama Almanların mezarları sizin de gördüğünüz gibi küçük. Bir insan Almanya'da yaşayıp öldüğünde inancına bağlı olarak gömülmek istiyorsa bunu ölmeden önce belirtmeniz yeterli ve öldükten sonra da geride kalan akrabalarınız o süreci işletiyorlar. Tabii bu maliyetli bir olay. Almanya'da sizler de görmüşsünüzdür. Belki bilmeyen kardeşlerim de vardır. Önce gömülme işleminden önce yakılıyorsunuz. Almanya'da insanların yakıldığı böyle bu cenaze işleriyle uğraşan firmalar var kardeşlerim. Bu firmalara gidiyorsunuz. Tabii ki bunun bir maliyeti de var. Para karşılığında verip onlar size seçenekler sunuyorlar. Almanya'da yakıldıktan sonra nasıl bir şekilde gömülmek istiyorsanız onun seçeneklerini ve maliyetlerini sizlere sunuyorlar. Siz de karar veriyorsunuz. Bunu bir insan olarak ölmeden önce de siz gidip anlaşıp karar verebilirsiniz veya bırakacağınız bir yazıda da bunu belirterek sizden sonraki akrabalarınız, çoluğunuz, çocuğunuz da bunu gerçekleştirebilir. Tabii ki ufaktan şöyle sizlere de anlatmak istiyorum. Tabutun içine, siz öldükten sonra tabutun içine sizi yerleştiriyorlar. Ve gerçekten cehennem ateşini aratmayacak bir fırının içine sokup yakıyorlar. Bu fırının içine yandıktan sonra geriye kalan külleriniz, kemikleriniz dışarıya çıkarıldığı zaman önce mıknatıstan geçirilip yanmış olduğunuz sandığın içindeki çiviler, metaller dışarıya çıkarılıyor. Ve geri kalan küllerinizi, yanmamış, parçalanmamış olan kemiklerinizi bir rendeden geçirdikten sonra artık bütün bedeniniz bir kül haline gelmiş oluyor. Bu öldükten sonraki ilk süreç. Almanya'da mezarlar benim bildiğim kadarıyla 10 senelik kiralanıyor. Eğer 10 sene sonra kirasını devam ettirmek istemiyorsanız mezarınız kaldırılıyor. 10 senelik parayı ödemek zorundasınız. Mezar için olsun, define işlemleri için olsun veya yakılma işlemi gibi bu faaliyetlerden yararlanabilmeniz için bütün masraflarınızı ödemeniz gerekiyor. Ben bu zamana kadar birkaç tane böyle konuya şahit oldum. Annesi babası ölen müşterilerle konuştum. Hatta komşumun babası ölmüştü. Hatta bizim boşalttığımız evlerdeki insanlar da önceden ölmüştü. Ben onlarla, bizim müşterilerle bu işlemin nasıl olduğu hakkında birkaç bilgi üzerine konuşmuştum. Onların verdiği bilgi maliyet olarak 3000'e de var, 5000'e de var, 7000 euroya da var, 10.000 euroya da var diyorlardı. Siz nasıl öldükten sonra nasıl gömülmek istiyorsunuz? Ne gibi şeyler yapılmasını istiyorsunuz? Buna bağlı olarak maliyetler, fiyatlar da artıyor veya azalıyor kardeşlerim. Şimdi yandıktan sonra külünüz rendelendikten sonra artık bir kül haline geldikten sonra define işleminiz başlıyor. Bir kavanozun içindesiniz artık kül olarak. Bunu isterseniz denize dökebilirsiniz. İsterseniz bir ağacın altına dökebilirsiniz. İsterseniz evinizde babanızı, annenizi veya eşinizi veya akrabanızı vitrinin içinde de saklayabilirsiniz.
Şurada yeni bir olaya da şahit oldum kardeşlerim. Ufaktan görüntüsünde size göstereyim. Görmüş olduğunuz alan 1000 metrekareye sahip. Biraz önce bir yaşlı bir amcayla konuştum. Alman bir amcayla konuştum. Çünkü oraya gelip o boş alanda dua ediyordu. Ben de merak ettim. O boş alanın üzerinde de mumlar da var, çiçekler de var. Onları da gördükten sonra merakımdan dolayı sordum. Dedim burası nedir? Şimdi Almanlar veya insanlar, buradaki ölen insanlar bu süreçten geçerken dediğim gibi maliyet ödemek zorundasınız. Bu maliyeti daha aza indirmek için bu şekilde bir opsiyon sunulmuş. Yani öldükten sonra sizin külünüzü o görmüş olduğunuz alana su yardımıyla beraber dağıtıyorlar. Ve siz buraya geldiğiniz zaman anneniz, babanız, eşiniz veya ölmüş olan akrabanızı o boş alanda iade etmiş oluyorsunuz, anmış oluyorsunuz, ona dua etmiş oluyorsunuz. Bu da tabii ki maliyetleri en aza indiren bir seçenek. Getirip çiçek de bırakabilirsiniz, getirip mum da yakabilirsiniz. Herkesin inancı, neye inanıyorsanız o şekilde de insanlar burada o şekilde davranıyor kardeşlerim. Şimdi yakılma süreci bittikten sonra dediğim gibi ağacın altına külünüzü döken de var, denize sizin külünüzü boşaltan da var, evinde saklayan da var. Almanya'da böyle bir süreç işliyor. Veya getiriyorlar burada sizin de biraz önce görmüş olduğunuz gibi ufak mezarların içine küp halinde külünüzü koyuyorlar. Aile mezarları var. Toplu mezarlar var. Belki 30-40 kişinin yan yana küllerinin gömüldüğü yerler var. Çocuk mezarları var. Hastanede doğum öncesi anne karnında ölen çocukların gömüldüğü mezar da var. Bundan 100 yıl öncesine kadar veya 80-90 yıl öncesine kadar savaşta ölen insanların, rahibelerin, hatta hemşirilerin gömüldüğü mezarlık da var. Bulunduğumuz alan gerçekten enteresan bir alan kardeşlerim. Tertemiz, bakılıyor. Maliyetini ödediğiniz müddetçe Almanya'da mezarların etrafları zaten siz de görüyorsunuz yemyeşil, bakım halinde. Siz buraya haftada bir, ayda bir veya ne zaman istiyorsanız ölmüş olan insanı ziyarete gelebilirsiniz. Gelirken yanınıza çiçek getirebilirsiniz. Mezarın üzerine geldikten sonra temizleyebilirsiniz. Bazı bölgelerde çeşmeler var. O çeşmeden su doldurup mezarın üzerindeki çiçekleri de sulayabilirsiniz. Almanya'da yaşam, iş hayatı, Almanya'da biz size her şeyi anlatırken de bugün konu olarak ölümden bahsetmek istedim. Her canlı ölümü tatacak. Bunun kaçarı yok. Öldükten sonra beden olarak gömülmek bizim inancımız. Öldükten sonra yakılarak gömülmek, defnedilmek de onların inancı. Anlayacağınız Almanya'da yaşam gerçekten bu şekilde kardeşlerim. Bu zamana kadar bu konu üzerinde video yapan, YouTube üzerinde bir şeyler yapmaya çalışan kardeşimiz olmamıştır. Ben kendi açımdan şöyle baktığım zaman Almanya'daki yaşamı, hayatı, iş hayatını, Almanya'daki bütün her şeyi gerçekleriyle size anlatan tek kanal Almanya'da Bir Türk'ün kanalı. O da benim. Abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Yorum olarak yazabilirsiniz. Herkesin inancına saygımız var, Allah'a çok şükür. Ben yine her zamanki dediğim gibi Müslüman olarak, bir Türk olarak doğduğum için ve bu şekilde öleceğim için de Allah'ıma tekrardan binlerce şükrediyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin kardeşlerim. Önemli olan insanın yaşadığı bu dönemde geride kalanlara bir şeyler bırakabilmesi. Önemli olan siz öldükten sonra iyi bir dilde anılmanız. Bunu yaşatmaya, bunu gerçekten yapmaya çalışın. İnsan olarak hatalarımız olabilir. Ama Allah affedendir. Siz yeter ki hatanızı anlattıktan sonra Allah'ınıza dua etmeniz, ibadet etmeniz yetecektir kardeşlerim. Bremen'de Alman mezarlığından sizleri de Allah'a emanet ettim. Siz Allah'a emanet olun. Ben yine sizlerin karşısına, ekranlarınızın karşısına çıkarak Almanya hakkında bir şeyler anlatmaya çalışan, Almanya'da yaşayan bir Türk olayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.